G7 ülkeleri deprem felaketi nedeniyle Türkiye'ye taziyelerini sundu. Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Avrupalı bakanlar dayanışma mesajlarını yineledi. Deprem bölgelerine uluslararası yardımsa devam ediyor. Depremlerin ardından dünya Türkiye ile dayanışma içerisinde. G7 ülkeleri dışişleri bakanları Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir araya geldi. G7 üyeleri Türkiye ve Suriye halkına taziyelerini sundu. İhtiyaç duyulan yardımların sağlandığından emin olunması için çalışıldığı vurgulandı. Suriye'nin kuzeybatısına insani erişimin genişletilmesi kararının tam uygulanmasının önemine de işaret edildi. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg de Türk halkı bize, dayanışmamıza güvenebilir dedi. Hepimiz bunun Türkiye ve Suriye'deki insanlar için gerçek bir felaket olduğunun farkındayız. Komşular olarak dayanışmamızı göstermek ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek biz Avrupalılara da düşen bir görev. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen dostluğumuzun gereğini yerine getirmenin zamanıdır diye konuştu. Türkiye'nin kayıplarını telafi edebilmesi için ticari ve yatırım anlamında yakın ilişkilerimizin olmasını sağlamalıyız. Avrupa ülkeleri deprem bölgelerine yardım göndermeyi de sürdürüyor. İtalya'da toplanan yardım miktarı 100 tonu geçti. Yardımlar peyderpey Türk Hava Yolları uçakları, gemiler ve tırlarla Türkiye'ye gönderildi. Körfez ülkeleri de Türkiye'deki depremzedeler için seferber oldu. Birleşik Arap Emirlikleri kurduğu hava köprüsüyle Türkiye ve Suriye'ye 106 uçakla 3014 ton yardım malzemesi ulaştırdı.